organize seri katilleri daha fazla bir şeyde görürüz. İşte bu Amerikan Hollywood filmlerinde gördüğümüz evet. aslında daha çok Amerika'daki yaşantı ve o hayatı anlatan konulardır. Orada çok gerçekleşir bunlar. Oysa bizim Türkiye'de görülen türler daha çok organize olmayan seri katil türleri. Yani başına bir olay gelmiş, o olaydan sonra gitmiş insanları ya da işte belli şekilde öldürmüş, bir yerde yakalanmış. İşte örnek kim Artvin canavarı olarak geçen Adnan. Yani onun bir kendine göre bir misyonu vardı. 70 yaşta, 90 yaş ya da 70 yaş üstü insanların dünyada yaşamaması gerektiğini düşünüyordu. İşte 11.sinde yakayı ele verdi. İşte 11 kişi öldürdü o ana kadar. Onda da aynı cinsel dürtüler vardı. Hatta tecavüz ediyordu ve benzeri konular falan yapıyordu. Yaşlılara karşı öyle bir durumu vardı. Türkiye'deki diğer 18 tane olarak biliyorum şu anda en azından tanımlanmış olan Türkiye'deki seri katiller. Bunlar 5.'de, 6.'da ya da 10.'da yakalanmış olanlardır. Evet. Ve o kadar çok delil bırakırlar ki, çünkü onlar için böyle bir organize yapmak, korumak ya da saklamak gibi bir durum söz konusu değil. Oysa bir Ted Bundy'ye bakıyorsunuz. Ted Bundy 30'dan fazla genç kadını öldürmüştür. Onun motivasyonu diğerlerinden, cinsellikten daha da farklıdır. O güç, en önemli güç sahibi olmak, kendini Tanrı ifadesiyle belirterek onları öldürmüş olması onu bu konuda diğerlerinden ayrı tutar. Bu nedenle Amerika'daki, Rusya'da, İngiltere'de falan gördüğümüz olaylarda daha çok böyle organize seri katiller olduğunu söyleyebilirim. Bunlar biraz peki, daha antisosyal olanlar ama. Tabii hepsinin yani ortak şimdi, noktasında hocam var. Hocam bir motivasyondan bahsetti. Motive olma. Bir kere bunlar sanıyorum bunlar da sağlam yalan söylüyorlar değil mi? Oradan bakarsak. Kesinlikle. Çünkü kesinlikle. Bir şeyleri örtmek zorunda. Çok yalan, kesinlikle yalan kesinlikle söylüyorlar. Yani birincisi şunu net ortaya koymak lazım. Bütün seri katiller ortalama zekaya sahip olan kişiler, sadece organize olanlar bir tık daha akıllı olabiliyor, evet, biraz daha olabiliyor. Ama şey değil yani, bunlar çok ortalama kişiler aslına bakarsanız, öyle zannedildiği gibi çok zeki insanlar değil. Zekanın yalan söylemekle bir ilişkisi var. Bir zeka ikiye ayrılır. Bir akışkan zeka dediğimiz, kişinin yeni şeyler öğrenebilme yeteneği, esnek düşünebilmesi, muhakeme yapabilmesi, soyutlama yeteneğinin olması, problem çözebilmesi. Kristalize zeka bizim geçmişten getirdiğimiz bilgi birikimi. Kristalize zeka da önemli. Tabii insan bilgisiyle daha güçlü yalan söyleyebilir, evet, ama asıl önemli olan burada akışkan zeka. Ama zeka tek başına yeterli değil yalan söylemek için. Bir takım karakter özellikleriyle birlikte etkileşime girdiğinde yalan söylemeyi çok daha hem olasılığını arttırıyor hem de çok daha inandırıcı bir şekilde yalan söylemeyi kolaylaştırıyor. Bu da aslında dışa dönüklük. Yani daha sosyal, girişken, ağzı iyi laf yapan kişiler biraz daha zekayla birlikte, daha ortalamanın üstünde zekaları da varsa daha fazla yalan söylüyorlar. Bunlar aslında baktığımızda bu seri katillerin ortak bir özelliği var. Bunlar daha çok antisosyal kişilik yapısında olan kişiler ve bu antisosyallerin çok temel özelliği aslında bencil olmaları, tamamen egosantrik, kendilerine dönükler, empati yoksunluğu var bunlarda, başka insanların hisleriyle ilgili herhangi bir kaygıları yok. Yaptıkları şeylerden dolayı herhangi bir pişmanlık duymazlar, suçluluk hissetmezler. Kendilerini yönlendirirken tek hedefleri kendi çıkarlarıdır, kendi çıkarlarını korumaktır. Ve ilişki kurmazlar insanlarla, kurdukları kadarıyla da tamamen kendilerine dönük, yani kendi amaçlarına hizmet eden nitelikte ilişkiler kurarlar. Ve yalancıdırlar, dolandırıcıdırlar, sahtekarlıkları çok yüksektir. Kadın var mı işlerinde hiç? Var. Var. Kadın ama var mı? Daha az miktarda olsa da var. %3, %4 derecesinde. Evet. Bütün dünyadaki seri katil %3, %4'ü kadın.